Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, Hollanda'nın Til şehrinden hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bugün 3 Temmuz 2020 Cuma günü. Değerli dostlar, hatırlarsınız ki 2 Temmuz 1993 yine bir Cuma günü namazdan sonra münafıklar, Allahsızlar, zalimler, yobazlar, din tacirleri, okkabazlar Sivas'ta konuk olan, Pir Sultan'a konuk olan, Sivaslılara konuk olan Madımak Oteli'nde bulunan, konferans yapan, deyişler söyleyen, semahlar dönen canlarımızı, aydınlarımızı, şairlerimizi, ilim adamlarımızı yobazlar, vahşiler, Yezidler katlettiler maalesef. Madımak Oteli'ni ateşe vererek o insanları, o canları diri diri yaktılar namussuzlar. Allah diyen Allahsız bunlar işte. Bugün de değerli dostlar, değerli canlar, Allah diyen bir Allahsız daha, Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin başkanlığını yapan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gücünü, kuvvetini, ordusunu, polisini, yaldaşları, yalakaları arkasına alarak bugün halkımıza zulmetmektedir. Halk TV'yi, Tele 1'i suçsuz yere, yok yere, haksızca 5 gün olmak üzere karartma cezası verdirmiştir. RTÜK denilen bir kurum tarafından. RTÜK Radyo Televizyon Denetleme Kurulu'dur. Bunun başında Ebu Bekir Şahin denilen bir münafık, bir kemik yalayıcısı vardır. O kemik yalayıcısı yaladığı etli kemiğin sayesinde diktatörün, muktedirin her ne karın ağrısıysa onun emrinde çıkmamaktadır. Daha önceleri televizyonlarda halkı katletmeye çağıran, bizim aile en az 50 kişi öldürür denilen Noyanso isimli o dişi için, o namussuz için bir ceza vermedi ne televizyona ne de kendisine, ama Halk TV'ye, Tele 1'e sırf muhalif olduklarından dolayı 5 gün karartma cezası verip ve tamamen lisansı iptal edilecektir diye de tehdit yağdırıyorlar. Bunların ocağı sönsün. Bunlar insan evladı değil. Bunlar çocuklarının yüzlerine nasıl bakıyorlar diye düşündüğümüzde çocukları da onlar gibi piç yetişeceklerdir. Ondandır. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, hangi çağda yaşıyoruz? Bu çağda baskı çare midir? Bu çağda diktatörlük çare midir? Bu çağda yasaklamak çare midir? Ben bunları nefretle kınıyorum. Sizler de hepiniz insanım diyen insan yasakları yasaklamalı. Evet, yasaklar olmamalı. İnsanlar özgür iradesini beyan edebilmeli, beyan edebilecek mecra bulabilmelidir. Evet, bu Don Kişotları nefretle kınıyor, lanetliyorum. Halk TV'ye, Tele 1'e dokunma namussuz diyorum. 3 kez tekrar ediyorum, dokunma namussuz televizyonuma. Namussuz televizyonuma dokunma. Allah belanızı versin. Soysuzlar, yüzlerce televizyon, yüzlerce basın yayın elinizde yetmedi mi? Ne kadar namussuz insanlar var yeryüzünde ya. Evet değerli dostlar, değerli canlar, gün gelir derler ya, gün döner hesap döner, gün gelir keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Evet, bir gün bu yapılan yolsuzlukların, bu yapılan zulümlerin, bu yapılan baskıların hesabı mutlaka sorulacaktır zalim oğlu zalimlerden. Biz kınıyor, lanetliyoruz. Bir daha da olmamasını diliyoruz. Ve ülkemiz insanının birlikte sesini daha gür çıkarmasını diliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan denilen münafık, diktatör kırıntısı, Yahudi uşağı, Amerika'nın köpeği tuttu ne yaptı? Öğrencilerle internet üzerinden bağlantı kurdu. Güya seçime hazırlanıyor, güya nabız yokluyor. Üniversite öğrencileri
bizi bugün de korona gününde insanların nefes almaya çekindiği, dışarı çıkmaya korktuğu bu günlerde bizi sınavlara soktun, sana oy mu yok dediler diye kudurdu, küplere bindi, yasak üzerine yasak getiriyor. Sanal medyaya dahi düşman oldu namussuz. Baş edemezsin kırıntı, baş edemezsin. Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar, bizler hangi kadın olursa olsun, kim olursa olsun, birine yapılan bir iftira, birine yapılan bir hakaret varsa ben onu da canla başla nefretle kınıyor, lanetliyorum. Benim yaptığım bir suç varsa bana aittir. Çoluk çocuğuma ait olmamalı. Kimsenin ailesini, kimsenin yakınını asla ve asla yargılayamayız. Aile hakkında konuşamayız. Hakarette, iftirada bulunmak bir yana, doğru da olsa biz ilgilendirmez, özel hayata girmeyiz. Ama ülkemizi yöneten, ülkemizi yönettiğini söyleyen, 20 yıldır bütün gücü kuvveti elinde bulunduran, astığı astık, kestiği kestik olan bir diktatörün, bir muhtedirin her ne karın ağrısıysa adaletsizliği karşısında biz asla susmayız. Bizler bu mayayı deniz gezmişlerden, Pir Sultan Abdallardan, Hüseyin İnanlardan, İbrahim Kaypakkayalardan alıyoruz. Bizler faşizme susmayız, boyun eğmeyiz. Bizler zalimlerin zulmü karşısında susarsak Allah bizi kahrı perişan eylesin. Biz Kerbela'da bıraktık korkuyu. Onun için susmuyoruz. Halk TV, Tele 1'e yapılan zulmü kınıyoruz, lanetliyoruz. Padişah Abdülhamit ne yapmışsa tarihin sayfalarında kayıtlıdır. Tele 1'in sahibi Merdan Yanardağ gerçekleri dile getirmesinde yalan mı konuşsun? Sizin gibi herkes yalancı mı olsun? Tarihte ne yazıyorsa, ne yapmışsa onu yazmış. Düşman olmanın gereği ne? Doğru değilse çıkarsınız, medenice tartışırsınız, belgelerini gösterirsiniz, kanıtlarsınız, ikna edersiniz. 35 bin kitap yaktığı söyleniyor Abdülhamit'in. Sizin nesliniz bozukmuşsa biz ne yapalım? Bizim suçumuz mu? Evet, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bunlar hiçbir zaman muhalefete tahammül edemiyorlar. Ama zıplaya zıplaya, opluya opluya muhalefete de tahammül etmeyi, başka görüş ve düşüncelere de saygı duymayı öğreneceklerdir. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, gördünüz. Rahmetli Selin Bölek, Mustafa Koç ve İbrahim. İbrahim kardeşimiz bu zalimin zulmünü kınamak için canlarını feda ettiler. 300 gün boyunca, 400 güne yakın açlık grevinde bulundular. Ölüme güle oynaya gittiler. Bu zalimlerin zulmüne karşı geldiler. Biz de insan